Artık sömürgeciliğin şekli değişmiş. Şimdi bakın, hala o şey devam ediyor. Bizim çok kardeşlerimizden bir kısmının belasını çektiler. Hala herkes çekiyor. İngilizceyi veremezsen üniversiteye giremiyorsun. Üniversiteyi kazansan giremiyorsun. Bundan daha âlâ sömürgelik mi olur yani? Bundan daha âlâ sömürge mantığı var mıdır? Mehmet Müslüm'ün 2 senesi gitti. Ne? Mehmet Müslüm'ün 2 senesi. Evet, bundan daha âlâ sömürge mantığı olabilir mi? Bütün okullarda İngilizce okutulur, Fransızca okutulur. Niye? Dert ne yani? İngilizce öğrenmek isteyen öğrensin, serbest. Yasak koymuyoruz. Ama bu 100 kişinin içerisinde bir kişi o işte ya mahir oluyor ya olmuyor. 99'u boşa bütün zaman harcıyor buna. Kaç tane İngilizce dersi okuduğu için bir İngilizce konuşan adama rastladınız? He? O kadar emek, o kadar saat nasıl boşa verilir yani? Bu kadar bedava mı bu zamanlar? Tamam. Şeye, yabancı lisana istidadı vardır. Hay hay. En üstününü kur. Laboratuvarıyla beraber. Bir lisan bir insan, iki lisan iki insan. Tamam. Üç lisan üç insan. Tamam. Bir şey demiyoruz ama yani bir adam İngilizce öğrenecek diye bin adama bedava senede şu kadar saat talim yaptırılmaz. Bu neden oluyor? Sömürge mantığı. Efendi, sahip. İngiliz sahip. Amerika sahip. Bizim şeylerde, havaalanlarında İngilizce. Niye Arapçanın canı mı çıktı? Bize gelen Arapça da olur, İngilizce de. Yani biz dil düşmanı değiliz. Bu sömürge mantığının düşmanı ya, bu aşağılık kompleksinin düşmanıyız. Bu aşağılanmanın, kendisini aşağı kabul etmenin düşmanıyız. Anadolu liselerde din dersi 1 saat, İngilizce 6 saat. 6 saat. Bu ne aşağılıktır ya, bu ne aşağılık kompleksidir yani. Daha hala devam ediyorlar buna, hala devam ediyorlar. Ne zaman Çubiti hangi dille konuşur? İngilizcenin de mertebesi Türkiye'de budur demezlerse Türkiye istikrarını kazanmış değildir. O kadar. Dil dildir. Çubu dil neyse İngiliz de odur. Ne zaman bunu derlerse o zaman istiklalini kazanmıştır Türkiye. Yoksa sömürgedir. Kurulan, Osmanlı'dan sonra kurulanın adı İngiliz sömürgesidir. Ve İngiliz valisi vardır. İsmi ne olursa olsun. Daha yeni Türkiye biraz bir şeyler yapmaya başladı. Sömürgeciliği kırmaya başladı. Bütün dünya ayağa kalktı. Ama çaresi yok. Günü geldi. Ta bunu gününde söylemişim. Daha bunlar ayağın üzerine durmadan 2003'ten beri söylüyorum. Bu parti yokken söyledim hatta. Günü geldi, İslami yükselişin önüne duramayacaklardır. İslam söke söke, bağırda bağırda, devire devire gelecek, yeryüzünün kafasına oturacaktır. Hiç bunun çaresi yok. Onun için nazik bedellerini yormasalar iyi olur bu gavurcuklar. Hiç çareleri yoktur yani, kurtuluşları yok.